Katılım çok az Mehmet abi. Yani beklenenin çok ama çok altında. Gerçi saat 17'ye kadar oy verme işlemi devam edecek. Tabloyu nasıl değerlendiriyorsun? İki başkan adayı konuştu. Eski bir yönetici olarak tamamlayıcı, doyurucu oldu mu bu konuşmalar? Şöyle, hava çok güzel Trabzon'da. İnsanlar muhtemelen aileleriyle kıymalarını yediler. Şimdi gelirler. Saat 5'e kadar vaktimiz var. Herkesten önemli, hassasiyetle şunu rica ediyorum. Gelsinler, oylarını kullansınlar. Çünkü kamuoyuna vereceğimiz mesaj çok önemli. Buradan çıkacak yönetimin arkasında tüm Trabzon desteğini hissetmesi lazım. Başından beri söylediğimiz bu. Eğer insanlar oy kullanmazsa 7800. 7578. 7578. Şu anda zannediyorum 1200 kişi falan geldi. 1200 kişi demek ki epeyce bir şeyimiz daha var. O yüzden insanlardan ricamız gelmeleri. Lütfen artık aileleriyle vakit geçirdiler. Buraya da gelsinler, oylarını kullanıp ondan sonra tekrar aileleriyle vakit geçirmeye devam etsinler. İki başkanın konuşmaları doyurucu oldu mu bilmiyorum çünkü dışarıdaydım. İkisini de dinlemedim. O yüzden muhtemelen doyurucu olmuştur. Ahmet Bey'in ne söyleyeceğini bildiğim için Ahmet Bey çok iyi hazırlanmıştı konuşmasına. Satır başları aslında Trabzon kamuoyunun çok dikkatle ve hassasiyetle üzerinde durduğu konulardı. Bu konuları inşallah göreve gelirsek bu konularla ilgili çalışmalara başlayacağız. Metin Bey'inkini bilmiyorum, dinlemedim, dışarıdaydım. Muharrem Usta'nın özellikle dünkü 4-0'lı Kayseri Spor maçından sonra yaptığı bir açıklama var ki belli ki bu çok ses getirecek. Özellikle Trabzonspor, Bursaspor maçının sonucuna değinerek ve Ersun Yanal'a da çok sert eleştirilerde bulunmuştu. Bu tarafını eğer takip ettiğiniz kadarını sorayım. Yeni cepheler açılır mı bu konuda? Bence artık şunu yapmalı üstünce. Bugün itibariyle kongre saat 5'te bitiyor. Evet. 5 itibariyle eskiyle ilgili hiçbir şey konuşmayalım. Sizden de hassasiyetle basın olarak bunu rica ediyorum. Trabzonspor'un eskiyle ilgili bir şey konuşup enerji kaybedecek vakti yok artık. Ne olur hep birlikte eski başkanlarımızla da tüm eski yöneticilerimizle de şehirle de sadece şehirle değil tüm İstanbul'daki tüm Türkiye'deki taraftarlarımızla, taraftar derneklerimizle, taraftar birliklerimizle hep birlikte bu çok zor bir dönem. Bu dönemin altına hep birlikte girelim. Şu 8 ay içerisinde bu çalışmaların başladığını hiç değilse herkese hissettirelim. Sonra da biz devam edersek biz, bizden sonra başkası gitsi başkası o çalışmaları devam etsin. Trabzonspor'un artık o oldu, bu oldu, o onu dedi, bu bunu dedi, onlar üzerinde tartışacak ve şey yapacak bir lüksü yok. Yani Sayın Başkan, çok takip etmedim Kayseri, çok galibiyetin keyfini sürüyordum. Bir de seçim çalışmasındayız da yani delegelerle görüşüyorduk. Ama bence artık kapandı gitti konular. Tekrar bu konuları açmanın, tekrar gündeme getirmenin ne bize ne kamuoyuna ne futbol camiasına hiçbir şeye faydası yok yani. Delege yani üyelere gittiniz tek tek onların dertlerini, çözüm önerilerini dinlediniz. En çok ön plana çıkan sorun ne üyelerin gözünde Trabzonspor Kongre üyelerinin? Trabzonspor Kongre üyesinin istediği şampiyonluk, çok pahalı transferler, bilmem ne falan değil. Trabzonspor üyeleri Trabzonspor'un doğru yönetilmesini istiyorum. Trabzonspor doğru yönetilirse sonunda başarı geleceğinden de çok eminler. O yüzden tek istekleri doğru yönetmek. Şeyin çok farkındalar, içinde bulunduğumuz durumun çok farkındalar. Bu sürecin de kolay geçmeyeceğini de çok farkındalar. İnsanlara doğruları anlatırsanız insanlar da size tüm desteklerini verirler. Bizim inancımız bu. Biz o yüzden onlara hep doğruları anlatacağız. Onlar da bize tam desteklerini vereceklerdir. Ama tekrar söylüyorum. Bu doğruları anlatırken de istisnasız, bakın istisnasız diyorum. Eski, yeni, herkesi kucaklayarak. Yani bu kol kola girmedikten sonra bu iş olmaz. Başından beri benim neler söylediğimi biliyorsun. Ortak akıl diyorum. Birlikte yönetim diyorum. Ya böyle yapmazsa yürümeyecek. Yürümeyecek yani. Bu yürümeyecek bir şey için uğraşmayalım. Biz kulübümüz. Yani bu Trabzonspor kulübü öyle kolay kolay elde edilebilecek bir şey değil. O yüzden onu pamuklara sarıp sarmalamamız lazım. Yani. Korumamız, kollamamız lazım. Ona gelecek tüm zararları bizim engellememiz lazım. Bizim önünde çelik gibi durmamız lazım. Ya gelin hep birlikte bunları yapalım. 5 bitti. Açıklandı. O seçildi, bu seçildi. Hiç önemli değil. Önemli olan Trabzonspor. Çok teşekkürler Mehmet abi. Ağzına sağlık diyelim.